Doğal sıvı sabun yapımı, malzeme: 170 gram gliserin, 85 gram potasyum kostiği, 370 gram zeytinyağı, 43 gram Hindistan cevizi yağı, 43 gram Hint yağı, yeşil sıvı sabun boyası, aloe vera sabun esansı ve yeşil çay sabun esansı. Merhaba, justinesabunatelier.com'dan bugün beraber doğal sıvı sabun yapacağız. Onun için burada gliserin var, potasyum kostu, zeytinyağı, hint yağı ve hindistan cevizi yağı. Bir su banyosu ihtiyacımız var ya da isterseniz fırında onu yapabilirsiniz. İlk olarak kostik gliserini de çözüyoruz. Ona lütfen dikkat edin, potasyum kostu normal kostikten, yani sodyum kostikten biraz daha tepki veriyor. Azal azal koyuyoruz, çözmeye kadar karıştırıyoruz. Gliserin de sudan biraz daha zor çözüyor. İsterseniz gliserin önce birazcık ısıtın. Onu da burada da yapabilirim. Ya da sabırınız yoksa 1-2 yemek kaşığı sıcak su içinde koyun, sonra kosti ilave etmeye başlayın. Normal doğal sabunda kostik indirim kullanıyoruz. Bu sıvı sabunda yapmak mümkün değil. Yoksa ayrışım oluyor. Bu yüzden nemlendirici olarak gliserin ilave ediyoruz. Yani sabunlaşmada gliserin serbest kalıyor. Ama bu biraz daha bir tepki veriyor. Biraz daha nemlendirici oluyor. Ve kıvamı almaya da yardım ediyor sonra. Görüyorsunuz bu biraz sürüyor. Doğal sıvı sabun yapımı zaten biraz uzun bir işlem. Yani ilk olarak bu çözme olayı, sonra da sabunlaşma 1-2 saat sürüyor. Ve sabunlaştıktan sonra sabununuz en az bir gün beklemen lazım. Bundan sonra onu suyla çözüyoruz. O da 1-2 gün istiyor. Yani ancak 3-4 gün sonra istediğiniz ürün elde edebilirsiniz. Ben de en sabirli olanlardan değilim, yani birazcık su ilave ediyorum. Şimdi dikkat etmem lazım çünkü kosti koydum. Biraz kullanışlı, daha kullanışlı. Şimdi iyice ısındı. Aniden hepsi eridi. Ondan son parça ilave edince dikkat etmem lazım. Potasyum kosti çabucak kaynamaya başlıyor çünkü. Bu da doğal sabun gibi. Tabii ki iyi havalandırmış olayı da yapın. Bunu şimdi son parçalar eridiğine kadar karıştırıyoruz. Doğal sıvı sabun yapımı genelde bir sıcak imalat, yani ısıyla yapılan bir işlem. Bazen de soğuk bir yöntem görüyorsunuz. Onu ben tek başına hiç, yani kendime hiç denemedim. Sabırım yok onun için. İşlem nerede fark ediyor? Yani bir iyi kapatabilecek bir kovanız, yoğurt kova veya böyle bir şey olsun. Onun içinde yağ ve kosti koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. İsterseniz blenderda karıştırıyorsunuz. Ve birkaç gün böyle, her birkaç saat veya en az günde bir defa iyice karıştırarak bekletiyorsunuz. Yani ise ilave edilmeyince bu işlem daha uzun zaman sürüyor. Avantajı var mı? Pek değil, çünkü zaten kosti işlem görüyor. Yağ için büyük bir fark olmuyor. Deneme olarak belki bir şey, ama haberiniz olsun. Yani ısıtmadan da yapabilirsiniz ama çok daha uzun zaman beklemeniz gerekiyor.
pastım neredeyse tamam çözmüş. Yani biraz daha karıştırınca çözecek. Ona bekleyince su banyom hazırlıyorum. Şurada benim kaseye uygun bir tencerem var. İsterseniz bu tencere de kullanabilirsiniz. Sadece aklına tut, aklınıza tutun. Alüminyum kullanmayın. Paslanmaz olması lazım ya da cam. Duruma göre biraz daha su ilave edeceğim ama bence yeter kadar dokunuyor. Ya da fırında 80 ya 90 derece civarında da yapabilirsiniz. Kapalı tencerede su banyosuz. Sadece kapaklı bir tencerede onu, bu işlemi yapabilirsiniz. Şurada benim pastam hala biraz erimeye bekliyorum. Şurada aşağıdaki su kaynamaya başlasın. Yani yavaş yavaş işte hepsi hazır olacak. Şu anda size iyi örnek olmuyorum çünkü eldivenleri giymedim. Alle sıra bana alerji yapıyorlar, ondan pek giymeyi tercih etmiyorum. Özellikle kostik hazırlanırken. Doğal sabun da pek elde, sıvı sabun, yani doğal sıvı sabun yapan pek elinde almadığım için pek bir sıkıntı olmuyor. Normal katı sabun yaparken kesinlikle kullanıyorum. Siz de lütfen kullanın yani. Benim verdiğim örneği lütfen onu almayın. Kostik ya da taze sabun size eline bulaşıyorsa ve gözlük takın, o önemli. Eline bulaşıyorsa bolca ılık suyla durulun. İnternette bazen yazıyor sirkeyle durulun. Onu lütfen yapmayın. O kimyasal reaksiyon giriyor. Daha yakıcı bir sıcaklığı oluyor. Sadece kimyasal yakma olmuyor. İsi neden ileden bir yakma oluyor. Ondan lütfen bunu yapmayın. Kesinlikle yapın. Bolca su. Başka bir şey yok. Sabunu his gittiğine kadar suyla durulayın. Şimdi kap biraz sıcak. Bunu yavaş yavaş benim yağlara ilave edeceğim. Burada tekrar zeytinyağı, Hindistan cevizi veya yağı ve Hint yağı var. Zeytinyağı, klasik yağ bir tarafta edeceğim. Güzel besleyici, nemlendirici bir yağ. Hint yağı ve Hindistan cevizi yağı hem biraz kıvam ya Hindistan cevizi kıvam atılmaya yardım ediyor ve köpüğü için, Hint ya da aynı köpüğü için. Buna da biraz daha arasında, yeter kadar ısınmadı. Yağla eridikten sonra ve kostik tamam çözdükten sonra devam edeceğiz. İkisini karıştıracağız. Yağlarımız çözmüş. Benim elektrikli ocağım 3'te çalışıyor. Yani 0'dan 6'ya kadar gidiyor. 3'te çalıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorsa biraz yükseltiyorum. Yani ona hep gözle önünde buluyorum. Şurada çözmek üzere. Burada da hepsi neredeyse çözdüm. Artık birleştirebiliriz onu. Yavaştan kenardan döküyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şunu şimdi biraz daha karıştırıyorum. Burada kalanları da arasında
bırakıyorum ya da spatula temizleyebilirsiniz de. Şimdi ona için el blender lazım. El blender kullanınca birkaç şeylere dikkat ediniz. İlk olarak şu telçi katalım. Blender kaldırmayın, yani sıçramasın, ona çok dikkat edin. Dibinde koyun ve kaldırmayın. Sıçramayı engellemek çok önemli. Bu şimdi çiğ sabun, kostikli, yani dikkat edin lütfen. Kabınız derinse veya yeter kadar derinse birazcık açabilirsiniz ama şu yukarıda bu hava çıkan yerlere kesinlikle yüzeyde çıkmaması gerekiyor yoksa sıçrıyor. Böyle garip, nasıl diyeceğim, yani kesmiş peynir kıvamı oldu. Şimdi bu doğal sabunda devamlı olacak. Yani sabun tamam piştiğine kadar bu kıvam olacak. Bu yüzden ara sıra karıştırıyoruz. Ve tekrar kendine bırakıyoruz. Yani ben genelde arada telle karıştırıyorum. Hala kıvam yeter kadar sıvıysa blender ile çekiyorum. Bundan sonra tamamı el karıştırmaya geçiyorum. Şunu yaklaşık 1,5 saat şimdi pişiriyoruz. Ne zaman hazır oluyorsa size sonra ufak bir test göstereceğim. Bilmeniz için. Fırında yapıyorsanız tekrar söylüyorum. 80 ya da 90 derecede. 100 derece koymayın. Kaynamaya başlayacak. Taşacak tencereniz. Her zaman daha büyük bir tencere kullanın. Kapağı koyun. Sıkı kapanan bir kapağı koyun. Ve böyle ara sıra karıştırarak yapabilirsiniz. Şurada da isterseniz stretch filmle kapatın. Öyle de ısı daha içine kalıyor. Yani olayı kapağın amacı burada bir tarafta ısı kaybı engellemek, diğer tarafta nem kaybı da engellemek. Ve süreden görüyorsunuz evde çocuğunuz olmaması, evcil hayvan olmaması lazım. Yani ısı kimse evde olmasın. İlk denemelere özellikle için. Bunu şimdi streçle kapatıyorum ve yaklaşık her 15 dakika, yarım saat bir kez bakıyorum. Karıştırıyorum, tekrar kapatıyorum. Şimdi yaklaşık 3-4 dakika geçti. Görüyorsunuz, streç filmden gözüküyor mu? Görüyorsunuz, karıştırınca tekrar ayrışıyor. Yani bu normal, ondan korkmayın. O ayrışmaya bıraktığına kadar devam pişireceğiz. Karıştırın. Tekrar kapatın. 15 dakika, yarım saat sonra tekrar bakarız. Yaklaşık yarım saat geçti. Açıyorum bir kez. Ay, sabunlaştı. Onu artık dikkatli karıştırmaya çalışıyorum. Karıştırınca dikkatli olmamız lazım. Her taraftan onu karıştırmamız lazım. Yani dipte kalmasın. İsterseniz kaşığa geçin. Daha kolay olabilir. Dibinde böyle sert parçalar var. Böyle sert parçalar hala varsa bunun hazır değil. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Ben şimdi su banyosum kıstım. Yani bira getirdim. Nereden anlayacağız sabun hazır olduğunu? İlk olanı, en kolay gördüğümüz olanı, sabun şeffaflaşmaya başladı. Şurada görüyorsun da böyle ya mat artık değil, parlak şeffaf gibi bir görünüm var. O bir işaret, o tek işaret ama değil. Karışınca gördüm,
alt dipteki sert parçalar var. Bu sert parçalar bakın sabun hala tamam hazır değil. Ya biraz daha ısı istiyor, biraz daha pişmeye beklemeye istiyor. Onu bekliyoruz. Biraz kestim. Bunda da ikinci defa karıştıktan sonra artık ortada değilse bir çözme testi yapıyoruz. Bir bardak saf suyu eliniz varsa daha iyi. Saf suya birazcık sabun çözeceğiz. Sabun sabun çözdüğün anda su sütlü olmuyorsa, yani bardak kalıyorsa sabun hazır. Hala sütlü oluyorsa böyle, yani nasıl bildiğimiz sabunlu su gibi oluyorsa, o zaman biraz daha pişmemiz gerekiyor. Yani şu anda biraz daha beklememiz lazım. Şimdi yaklaşık toplam bir saat geçti. Bakalım. İlk olarak karıştırmaya çalışıyoruz. Ve görüyorsunuz daha kolay. Sert parça kalmadı. Artık şeffaf da oldu. Bunu çıkartmaya çalışayım önce. Daha uğraşacağız. Şimdi bakalım yeter kadar pişti pişmedi. Burada bir kaşıkla önce kaşık temizleme için koydum. Şimdi birazcık suya, saf suyu kullanmaya çalışayım. İçme suyu da olabilir. Hepsi koymak istemiyorum da. Yaptığımız işe yazık. Tamam. Şimdi onu karıştırıyorum. Çözdüğüne kadar bekliyorum. Ama görüyorsunuz bulanık olmaya başlıyor. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bulanık olmaya başlıyor. Yani biraz daha pişmemiz gerekiyor. Zaten telden çıkmıyor çünkü içi hala biraz sert. Onu çıkartmaya çalışıyorum. Kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat daha pişeceğim. Şimdi bunun yardımıyla buradan geçeyim. Tamam. Kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat daha sıcak tutacağım. Sabun bazım, evet. Sabun yaklaşık 1,5-2 saat şimdi pişti. Çok az sert parçalar kalmış. Şimdi tekrar suda deniyorum. Görüyorsunuz, bulanmıyor artık. Yani sabun pişti. Böyle sütlü bir görünüm olmuyor. Ne yapacağız şimdi? İlk olarak altı kapatıyoruz. Üstü kapatıyoruz. Ve bunu 24 saat veya en az gece boyunca olgunlaşmaya bırakıyoruz. Bunlara sıvı sabunlarda gevşetletme diyorlar. Yani bu biraz rahat olmak istiyor. O anda biraz daha sıvı haline dönüyor. Ve bundan sonra, bu 24 saatten sonra sulandırmaya işlem yapacağız. Doğal sıvı sabun yapımı ikinci gün başlıyoruz şimdi. Burada bekledim, 24 saatte bekledim sıvı sabun bazı. Biraz sertleşti görüyorsunuz. Soğudu ya. Şimdi bundan bunu çözeceğiz sıcak suda. İlk olarak tartarak ya da burada volumetrik oluyor, yani bardak hesabı olabilir. Sabun bazımız diyeceğim şimdi, sıvı sabun bazımız bir parça alıyorum. Belki tartarak daha kolay olacaktı. Tamam, bence bu dolu bir bardak. Yani bu bir kahve fincanı denk geliyor. Bakıyorum. Evet, bir kahve fincanı bu.
ve şuna 3 ölçek, yani 3 kahve fincanı bunun doluma kadar sıcak su koyuyorum. Saf suyunuz varsa daha iyi, daha berrak bir sonuç alabilirsiniz. Ama normal kaynatılmış su veya içme suyu da olabilir. Şimdi bunu biraz karıştırabilirsiniz. Parçalanmaya çalışın. Ama en kolay yolu bekletmek. En iyisi tekrar arada ısıtırarak ya da sıcak su banyoda bekletmek. Yani ya da sabırınızda deneyeceksiniz. 24 saatte onu çözmeye bırakabilirsiniz. İsterseniz, ben de böyle genelde yapıyorum. Blender'la çekebilirsiniz bunu. Ama iki şey aklına tutun. Berbat köpecek. Köpüğü söndüğüne kadar çok bekleyeceksiniz tekrar. Ve en iyi sonuç beklemekle alıyorsun. Yani bile şimdi çekiyorsam hala birkaç saat beklemem gerekiyor. Böyle en az parçacıklara daha kolay oluyor, küçük oluyor. Görüyorsunuz şimdi blender'da bayağı kalmış. Ondan blender içinde bırakıyorum. Şu kaşık kalanları da burada bırakıyorum. Ve tekrar bunu... Kablo takıldı. Şimdi bundan sonra bunu tekrar folyo ile kapatıyorum. Bunu isterseniz sonra devam kullanabilirsiniz. Yani onu saklayabilirsiniz birkaç hafta. Bir problem olmuyor. Tek bir tavsiyem var. Tamamen kullanmayın. Çünkü sulandırdıktan sonra ve esans istiyorsanız ya da boya ilave ettikten sonra kıvam tekrar biraz değiştirebilir. Belki de çok sıvı olmaya başlıyor. Bu yüzden bundan sonra tekrar katı hali ilave edebilirsiniz. Şimdi bunu birkaç saat beklemeye bakıyorum. Arasında da bakıyorum, çok soğuk oluyorsa biraz ısıtmaya çalışıyorum. Ya da direkt ocak üstü de bırakabilirsiniz kısık ateşte veya su banyosunda. Bu çözdükten sonra tekrar görüşürüz. Sabun, sıvı sabun bazı suda eridi, görüyorsunuz. Hala biraz köpük var ama devam işlem için hazır. Şunda esans ve isterseniz boya ilave ediyoruz. Benim kullanmak istediğim esansa bir kez yeşil çay ve aloe vera bir karışım olacak. Şurada yaklaşık 400 ml su var. Evet, sabunum var. Her 100 ml için 4 ya da 5 ml kullanabilirim. Bu durulayan bir ürün olduğundan biraz daha fazla da koyabilirsiniz. Yani burnunuza göre yapabilirsiniz. Ben şimdi, yani 400 ml var. 4 defa 4 ml kullanabilirim. Karışık olmak yapmak istediğim için buradan 4 ml yeşil çay kullanıyorum. Ve kalan 12 ml aloe vera esans koyacağım. İlk olarak ama önce bunu karıştırıyorum. Bazı esansla sabun daha, ya sıvı sabun özellikle daha sıvı ya daha katı yapıyorlar. Onu da dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz katılaştı gibi bir hali var. Şimdi aloe vera'dan 12 ml ilave edeceğim. Bir karıştırıyorum. Şimdi bunu isterseniz, o şimdi tamam keyfe göre. Göstermek için yapıyorum. Sıvı boya ilave ediyorum. Yeşil kullanıyorum. Bir damla bence yeterli olacak.
Hafif. Beton olsun. Daha böyle kokuya uygun bir renk oldu. Şunu bana göre biraz sıvı bu. Bir kez ama bütün hava kabıcıkları çıksın. Bekleyeceğim. Duruma göre bir tane yemek kaşığı bu sabun kremi. Sabun ya şey bazıdan ilave edeceğim ve ona göre de ayarlayabilirim. Doğal sıvı sabunumuz neredeyse hazır. Renk koydum, esans koydum. Tekrar söylüyorum, renk olarak yeşil sıvı sabun koydum. Esans bir karışım yaptım. Yeşil çay ve aloe vera esansımız da. Kıvam gene de 24 saat sonra en son hali alıyor. Yani bu gördüğünüz kadar biraz zaman istiyor. Şu 500'lik flip top veya disk top şişeyle dolduruyorum. Kıvamı hala tam istediğim olmuyorsa şundan biraz ilave edebilirim. O karıştırınca, çalkalayınca bir iki gün içinde de çözecek. Yani tekrar ısıtamıyorum ya ondan. Bakalım şimdi. Çok ince de değil ama şu anda çok kıvamlı sabun oldu. Olduğuna göre gibi de değil. Yani şu anda çok böyle jöle hali sabunla moda olmuş ondan. Doğal sabunla böyle tam olmuyor da. Şişimi kapatıyorum. Böyle görüyorsunuz. Dediğim gibi isterseniz biraz sonra sabun bazı ilave edebilirsiniz. İstediğiniz kıvam ulaştığına kadar. Umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ya da Tatlı Dilimler YouTube kanalda bulabilirsiniz. Benden bu kadar. Justine sabunatelier.com'dan. Bye bye.